peki bir şey söyleyeceğim. Sonra siz mecburen kendi ellerinize götürüp çocuğu bıraktınız yani. Evet. Sen çocuğu neden gidip görmedin? Yani Kazım yüzünden görmediğini söylüyorsun. Çok inandırıcı gelmedi ama bana ya. Ciddiyim. Orada çünkü bir sürü tanıdıkları var onun Düzce tarafında. Ve her seferinde bana hatta mesaj da var tehdit ettiğine dair. Onu bakalım. Gösterim ama özlemedin mi çocuğunu bir tane? Abla çok özledim. Yazık ya. Ben de dedim sana gel gör diye. Bunun yüzünden. Gel gör dedim. Dokunmayacağım sana dedim. Çocuğum gitti. Kaç defa söyledim ben. Niye gelin yanına öldüreyim diye mi çağırdın beni oraya? Hayır. Hayır. Sana kaç defa dedim gel dedim boşanalım dedim. Olay dedim kapansın. Sen yoluna ben yoluma. Gene gelmedin. Hiçbir şekilde dava da açmadın. Ben senin ne yapacağını nereden bileyim? He? Nereden bileyim o kadar tehdit ettin, yazdın, ettin, çizdin? Nereden bileyim bana zarar vermeyeceğini? Vermeyeceğimi sen de biliyorsun. Sen de biliyorsun. Tehdit ettikten sonra mı söylüyorsun bunları? Öncesini de biliyorsun. Peki yurda vermek zor olmadı mı ya? Çok zor oldu abla. Ya annen yanına gitsen, kardeşlerin var onun yanına gitsen sahip çıkmazlar mıydı sana? Ben istemedim onun yanına gitmeyi. Yani Devle sana da sahip çıkmış. Ona da sahip çıkmış ama sen çocuğunu özlemişsindir ya. Çok özledim. Peki fotoğrafını, eşyalarını saklıyor musun hiç? Var, küçüklük fotoğrafları da var. Hatta dernekten bir ablam onu ziyarete gitmişti. Oradan bana videolar falan atmıştı. Göreyim diye. Küçüklük kıyafetleri de var bende. Kaç yaşında şu anda oğlum? 1,5-2 yaşına girecek. 2 yaşında. Daha girmedi. Şubat'ta giriyor 2 yaşında. Evet. Peki geri mi alacaksın yoksa evlatlık mı vermek istiyorsun? Hayır hayır ben çocuğumu geri almak istiyorum. Elimden geldiğince yapabileceklerimi yapmak istiyorum. Ama şu anki çocuğunu yapıyorsun. Onu niye yapamadın? Onu niye yanına alamadın? Niye verdin? Abla çünkü imkanım yoktu. Her taraftan bir zarar geliyor. Bir zarar geliyor. Kimden zarar görüyorsun? Kazım'dan geliyor. Çalıştı. Kimse istemiyordu köyde. Seni istemiyorlardı. Evet bir sürü dedikodu yaydılar köyde. Neyle ilgili? Yok çocuğu biz satmışız. Satarak birine veriyormuşuz. Bir sürü dedikodu yayıldı. Sen yurda verdiğin halde çocuğu senin sattığın dedikodusu mu yayıldı? Hiç peki çocuğu başkasına para karşılığı vermeyi düşündünüz mü? Hayır hayır asla. Hayır. Biz ilk düşündüğümüzde mesela sokakta kaldığımız zaman direkt dedik biz yurda verelim. Çünkü olmuyor böyle çocuk sokakta kalmaz en azından hasta olmasın. Kaç gün kaldınız bebekle sokakta? Kaç gün kaldık hatırlamıyorum ama bayağı kaldık. Ondan sonra bunun bir tane abisi vardı. Peki emziriyor musun baba? Ne yapıyordunuz o çocukla sokaklarda ya? Emziriyordum abla. Nerede kaldınız bebekle? Şeyde bir tane şey vardı Düzce araba beklemeyende bir tane kafeterya gibi bir yer vardı. Pastane mi ne orada kaldık. Nasıl gece kadar. Nasıl sabaha kadar? Çocuk uyuyamaz ki orada ne yapar sen de öyle. Ben biz uyumadık zaten orada oturduk. Sonra nereye gittiniz bebekle? Sonra bunun bir tane abisi vardı köyden tanıdığı bir abi. O aldı bizi evine. Bir süre onlarda kaldık. Ondan sonra bu babasıyla tekrar da şey yaptık, konuştu etti. Tekrar köye döndük biz. Sonra da çocuğu yurda verdiniz. Sana fuhuş yaptırdığını söylüyorsun. Yani fuhuş evet, yaptırdı mı sana? Evet abla hatta beni zorladı. Neye zorladım? Yapmayınca da dövdü beni. Allah aşkına neye zorladım ya? Evet abla. Burada... Bana bak bana. Baksana. Ben seninle konuşmak istemiyorum. Tamam bak burada bana. Burada yalan söylüyor abla. Her şey yalan. Yok onu yapmadım, bunu yapmadım, ya senin, yapmadım. Senin vücudundan para karşılığı menfaat sağladı mı? Para aldı mı? Hayır ben izin vermedim ama bana zorladı. Hani ha, yap dedi. Evet. Zorladı ama olay evet. Gerçekleşmedi. Evet ama olay hani... gerçekleşmedi. İstemeyince de dövdü beni. Allah aşkına ben sana nasıl yaptırdım ya? Ne zaman yaptırdım? Sana kimle birlikte olmanı istedi seni? Bir tane bu çalıştığı yerde şey tırcı bir arkadaşı varmış. Onunla mesajlaşmalarını falan o şey yaptı. Şey dedi 1000 lira vereyim dedi. Anlaşalım dedi. Allah aşkına desene. Yalan söylüyorum. 1000 lira karşılığı senin bu turcu arkadaşına mı verecekti? Yaptır mı böyle bir şey sen? Allah aşkına ya. Ne diyorum abla? Bana niye dedi, yalan söylüyor o zaman? Bana abla dedi, iftira atıyor bana. Hayır iftira atmıyor. İftira bana atıyorsun. Dedi, bana da dedi ki bak dedi paramız yok dedi. Yap dedi paramız olsun en azından. Ben yıkamada çalışıyordum. 24 saat çalıştım yıkamada.
Eve geldim halde sen hala evde yatıyordun. Hayır, yalan söylüyorsun. Hayır, yatıyordun. Hiçbir şekilde bir kadınlık görevini yapmadın. Hayır, yalan söylüyorsun. Ne bir yemek yaptın, ne bir çamaşır yıkadın. Hiçbir şey evde toplamıyordun. Çünkü bebek var ama evde elim... o sırada. Bebeğe bakıyor. Tabii. Bebek en olmadan önce de öyleydi. Bebeğin ihtiyaçlarını da karşılaması gerekiyor. Abla babası var. Bebeğin ihtiyaçlarını alıyordum ben. Bir şey söyleyeyim mi? Evde çalışmak kadının görevi değildir. Erkeğin de görevidir. De o da keşke işe girseydi yani. Abla tamam, beni, ben yaptım. Ben yapmadım demiyorum. O konuya da geleceğim abla. Sinir olayım, kadının görevi ya. Bulaşık yıkamak kadının görevi değildir. Bulaşık yıkamak yani her iki tarafın da görevidir, tamam mı? Öğreneceksin tamam, bunu. 23 tamam yaşındasın. İleride bu işi sen de yıkayacaksın evlenirsen, o da yıkayacak abla, yani. Abla ben de yıkıyordum. Ben 24 saat boyunca çalışıyordum. Eve geldiğimde yatıyordu hala. Hayır, abla ben hamileyken... Ya eve bir katkısı olmuyordu demek istiyorum. O daha doğru bir tanım. Eve bir katkısı yani, olmuyordu. Ha. Hiçbir şekilde olmuyordu. Hayır abla, yalan söyle, ben hamileyken bana tuvalet yıkattı şey çamaşır suyla. O koku zaten benim bildiğim, bir de hamileyken. Yalan sonra söyleyeyim. Gitti şey, hatta şey ocağı falan sildirdi, bütün evi falan temizlettirdi bana hamileyken. Bak, hamileyken dedim ki bak yoruluyorum, yardım et. Telefonla oturuyor, oyun oynuyor, birileriyle konuşuyor. Hiç çalışmadı mı? Şimdi sen hep gezmek istiyormuşsun, hayır, işlerinden abla, engel oluyormuşsun abla, yani. Ben köyden dışarı çıkmıyordum hiçbir zaman. Düzce'ye hiçbir zaman inmedim. Ben sadece bir çamaşır asmaya iniyordum aşağıya. Şimdi kayınpederinizin adı ne, kayınpederiniz senin? Hikmet. Hikmet Bey telefon altında değil mi arkadaşlar? Doğru mu duydum? Hikmet Bey merhabalar. Merhaba. Hikmet Bey, bebeği ve oğlunuzu ve gelininizi neden kovdunuz evden? Öyle diyorlar. Ben kovmadım. Onlar kendileri bir enzeldi Düzce'ye merkezde. Bir daha da görmedim onları. Evet, babam kovmadı. Hayır, kendisi dedi, hatta yardımlaşma derneğe dedi ki babam bizi evden kovdu dedi. Bu da söyledi. Hatta kayınpederin Hikmet Bey'e sen konuş, belki hatırlamıyordur. Sen konuş Hikmet Bey'le. Hayır, kendisi dedi ki yardımlaşma derneğinde bizi ev tutanları dedi ki babam bizi Hikmet evden Bey, kovdu sizin dedi. Sizin oğlunuz sizin ballarınızı çalmış. Evet. Gelini ve bebeği de zaten kız torun istiyormuşsunuz. Erkek torun olunca sevmemişsiniz. O yüzden evet, de evden kovmuşsunuz, olur mu ya? Yok, ben kovmadım onları. Hiçbirini kovmadım. Evet. Niye gittiler evden o zaman? Niye sokakta kaldılar? Bilmiyorum. Kendileri gittiler. Biz Düzce'de merkezde yaşıyoruz dediler. Gittiler, bir daha görmedim onları. Anladın mı? Sabaha kadar sokakta kalmıştır Hikmet Beyciğim ya. 4 aylık çocuk. O ben kovmadığım için kendi suçları. Kendileri gittiler. Kendileri aralarında konuştular, gittiler. Hatta çok da ağır bir iddia. Tamam. Size onları ben kovmadım diyor evden ya. Kendisi hayır, gitti diyor. Hayır, kendisi de söyledi, kovdu dedi. O zaman konuşur musun Hikmet Bey'le sen? Ben söylüyorum, bana inanmıyor kimse. O zaman konuş, kimse. Konuş. Bir, şu an Hikmet Bey alo der misin? Alo. Alo. Sen bizi kovmadın mı evden? Gidin yok, hatta abi. Dedin, hatta yiyecekleri falan hep odana saklıyordun, yemeğin almayın etmeyin diye. Hatta kağıdımla kaç defa kavga ettiniz. Yiyecek mi saklıyordunuz? Evet. Şey, ben yemek yapmak istiyordum. Salçayı odasına alıyor, peyniri odasına alıyor. Kapıyı kilitliyordu. Hatta bu böyle kapıyı kırdı, içeri girdi. Aynen. Şey almak için, salça balça almak için. Allah, Hikmet evet, Beyciğim. Bunlar hiçbirisi yalan değil abla. Doğru mu bunlar Hikmet Bey? Hikmet Bey? Bu da hayır. Hepimizin meydandaydı. Ben sabah gideyim, akşam gelirdim işe. Hayır, yiyecekleri, salçayı, malçayı, peyniri, meyniri dolabınıza, yani odanıza kilitliyormuşsunuz yemesinler diye. Tabii ya, işlerin gelmeyince öyle diyor. Küfür etmeyin de lütfen. Siz peki gelini sevmediniz mi? Yok, sevmediniz değil. Bak, kendisi iftira attı bana. Hamileydi, hava soğuktu, kızın sobanı yakayım, bizim yakı var dedi. Ondan çıktı, bir de evet, aşağıda kocası işten gelince bana iftira attı. Bir daha da hiç uğramadım yanına. İftira hiç söylemedim bir daha. Ne alevası görsünler. İftira ne diyor, anlamadım. Küfür etmeyin, ne söylüyor, ben anlamadım. Ben nasıl iftira? İftira attı bana diyor. Ne diyor? Sobayı yakmaya gittim falan diyor. O doğru, sobayı yakmaya geldi. Kapıyı çaldı ilk baş. Hı hı. Dedi ki kızım, dedi, soban yanıyor mu dedi. Yanıyordu o zaman. Yanıyor dedim. Ondan sonra ya, geldi şey yaptı. İyi yanıyordu. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ondan sonra gel dedi, bir sarılayım falan. Evet evet, hatta dedi ve bunları ona anlatmadım tamam, bile. Tamam. Yani kadınlarla olan evet, samimi muhabbetlerini evet, gelinine anlatıyormuş. Evet. Siz anlayın yani. Ay, korkunç ya, korkunç yani. Bunu yapıyor muydu baban Kazı? Hayır. Babam hiçbir şekilde öyle şey yapmıyordu. Bir tane konuştuğu kadın vardı. Onunla beraberdi. O konuştuğu kadınla olan beraberliğini gelinle niye anlatıyor canım? Anlatmaz. Abla, o zamanlar babam işteydi anlatmaz. Bu.
Ondan sonra da şey dedi bana. Babamı ben tanıyorum, anlatmaz. Babası. Tamam, haklısın. Anlatmaz diyorum. Ondan sonra beni yanına çağırdı, dedi ki orada tek kalma dedi. Gel dedi, film şey, televizyon dedi. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen o evden gittiğinde hamile miydin? Yani 4 aylık bebeği yurda veriyorsun. O sırada ayrılıyorsun Kazım'dan. Kazım'dan ayrılırken yine bir hamile misin? Evet, farkında evet. Değilsin ama o evet, sırada. Evet, farkında değildim. Hatta ilk gittiğimde dedim ben uzun süreden beri olmuyorum, hasta olmuyorum dedim ablama. Gittik, test aldık ve hamile olduğumu öğrendim. Ondan sonra hastaneye gittik zaten. Haber verdin mi Kazım'a peki? Yok, hayır, hiçbir şekilde söylemedim. Çünkü onu çocuğumla görüşmesini hiçbir şekilde istemiyorum. Yusuf bebeğimle de aynı şekilde. Çünkü arada Reşit var değil mi? Reşit ne alaka? Çünkü beni benim... arada aradan çekilmemem için bana tehditler savurdu. Ben de onunla kavga ettim. Sosyal medyada yazdım ben ona. Abinin amacı bize yardım etmek. Açık kurmuşlar. Evet, evet, onun başında Reşit diye evet. Düzce'de bir adam varmış. O kişi seninle birlikte olmak istemiş. O yüzden aranızı bozmuş. Aynen. Abla şöyle bir anlatayım. Biz sokakta kaldığımız zamanlar biz şey yardım derneğine başvurduk. Bu Reşit abilerin olduğu dernek. Onlar bize işte bir süre bir abinin evinde kaldık hani ev bulunana kadar falan. Peki ama o Reşit arıyor senin kocanı, diyor ki aradan çekil diyor. Aynen. Kazım. O konuda bilmiyorum ama Reşit abi böyle bir şey söylemeyeceğine %100 eminim. Hatta arayıp o da bağlanacak. Yalan mı söylüyor? Evet, sana yalan söylüyor kesinlikle. Almış, seni mağazadan giydirmiş. Hayır, zaten biletini adam almışlar. Evli abla. Ben de ne gibi bir işi olabilir ki adamın? Bak ne diyor ama abi. Ne dedin bir daha söyle. Sana kıyafetler almış. Bana kendisi söyledi. Yo, bana oradan şey ablalar kıyafet verdi. Abiler kıyafet verdi bana sadece. Ben Reşit abiyle ilgili hiçbir şekilde. Reşit abiyle olduğu zamanlar bile Ayça abla derneğin yardımcısı. O benim yanımdaydı sadece. Ben hiçbir şekilde Reşit abiyle tek başıma kalmadım bile.